İnşallah kalıcılar da. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AFAD ve kardeş belediyelerinde destekleriyle şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmayı sürdürüyor. 3 numara seyir çekti. 10 Celal Doğan. 3 nolu konteyner. Anahtarla beraber hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde oluşturulan 16 geçici iş yerinin esnaflara tahsisi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Aykut Bey. Efendim başkanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. 5 nolu konteyner. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. 5 numara 5 nolu konteyner. Öyle denk geldi. Görüyor musun? Sırada evet. Bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün katılımıyla Divanlı Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle geçici esnaf çarşısında hak sahibi olacak esnaflar belirlenirken burada hak sahiplerine hayırlı olsun temennisine bulundu. Şu ana kadar ilimiz genelinde esnafımızı rahatlatmak, onlara geçici alanlar oluşturmak için planlanan 4055 iş yerinin 3591 adedi bitirildi ve teslim edildi. Merkez olarak ifade ettiğimiz 13 Şubat Dulkadiroğlu ilçemizde 2436 iş yeri planlandı, geçici iş yeri. Bunun 2222'si bitirilip teslim edildi. Bu da planlanıp bitirilen oran %91'e tekabül ediyor. Biz burada bu çalışmayı hem AFAD'ımız, hem kardeş belediyelerimiz, hem kardeş şehirlerimizin desteğiyle Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde oluşturduğumuz Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi bu koordinasyonu sağlıyor. Hamdolsun geçici olarak teslim ettiğimiz bu iş yerlerinde de esnafımızın faaliyette bulunması, ticari hayata devam etmesi bize mutluluk veriyor. İhtiyaç halinde de yeni alanlarda bunları inşallah devam ettireceğiz. Bugün de yine Divanlı Çarşısı olarak ifade ettiğimiz alanda 16 esnafımıza kura ile iş yerlerini teslim etmiş olacağız bugün bu törenle. Bunu da burada mahallinde yapıyoruz. Hem muhtarlarımız, hem muhtarımız, hem esnafımız, hem sizlerin huzurunda inşallah bu kuraları çekip teslim etmiş olacağız. Yine farklı bir bilgi de yine sunayım bu çünkü çok sorulan. Şehrimizin imar ve planlaması konusunda çok ciddi bir süreç devam ediyor. Mikro bölgeleme çalışmaları sona geldi. Bunun akabinde de şehrimizin planıyla ilgili bir revizyon yapılacak. İnşallah bu sürede kısa süre içerisinde sonuçlanmış olacak. Bu süre sonrasında da şehrimizdeki hangi alanlarda nasıl yapılacağı konusu da netleşmiş olacak. Bunu da ortaya koyduğumuzda yapılaşma süreci de tekrar hızlı bir şekilde devam etmiş olacak. Bilinenin aksine veya söylenenin aksine şehri bir tarafa taşımıyoruz. Yine yıkılmış olan alanlarda zeminin, imar planının imkan verdiği şartlar neyse buna göre yapılaşma devam edecek. Bir taraftan da bu süreçte beraber daha önce de kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanlarda da etaplar halinde bu dönüşümde inşallah başlamış, devam etmiş olacak diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bugün kura çekip teslim edeceğimiz iş yerleri de esnafımıza hayırlı olsun diyorum. Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Yarımhan ise Başkan Güngör'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Bu konuda basın bana çok büyük destek verdi. Değerli başkanıma söyledim, bu bir haftanın içinde bu işi hallettik. Onun için mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum başkanıma. Bir hafta içinde bu işi hazır etti. Bütün esnaflarımızın yüzü güldü. Ben çok çok teşekkür ediyorum başkanıma.